Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'da karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli için Güzel Yurt'ta bir grup vatandaş Pilli'ye destek mesajları verdi. Grup sözcüsü hem Ali Pilli'ye destek vermek hem de bölge halkının sorunlarını anlatan bir basın açıklaması yaptı. Kanal T Haber Güzel Yurt bölgesinde esnafa mikrofon uzattı. Onların tek isteği var, bu salgından bir an önce çıkmak ve normal hayata dönmek. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda hükümet muhalefet tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Ali Pilli'nin görevden alınma şeklini sert şekilde eleştiren muhalefet partilerinin hedefinde Başbakan Ersan Saner vardı. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaç fiyat artışından direkt olarak ülke vatandaşı etkileyecek olmasının sorumlusu, sağlık ve ilaç sektörünü günübirlik çözüm yolları ile yöneten yetkililerindir dedi. Kıbrıs Türk Basın Örgütleri emek ve haber hırsızlığı konusunda ortak açıklama yayımladı. Bu soruna karşı birlikte mücadele etme kararı alındığını duyurdu. Başbakan Ersan Saner tarafından görevden alınan Sağlık Bakanı Ali Pilli yazılı açıklama yaptı. Pilli, kabine değişikliğinin şahsıma herhangi bir bilgi verilmeden yapılmış olduğunu açık yüreklilikle vurgulamak istiyorum. Siyasi etiğe çok uygun olmayan şekilde bir bakanın görevden alındığını medya kanallarından öğrenmesi son derece nahoş bir durum olarak nitelendirdi. Başbakan Ersan Saner tarafından Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Pilli yazılı açıklama yaparak yaşananları değerlendirdi. Pilli yaptığı açıklamada "Değerli kardeşlerim, 22 Mayıs 2019 tarihinde getirilmiş olduğum Sağlık Bakanlığı görevim 20 Şubat 2021 tarihinde Başbakan'ın önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayı ile sonlanmış bulunuyor. Öncelikle söz konusu kabine değişikliğinin şahsıma herhangi bir bilgi verilmeden yapılmış olduğunu açık yüreklilikle vurgulamak istiyorum. Siyasi etiğe çok uygun olmayan şekilde bir bakanın görevden alındığını medya kanallarından öğrenmesi son derece nahoş bir durum olmuştur. Sayın Başbakan birkaç hafta önce benimle birlikte yaptığı basın toplantısında dünyanın en iyi 10 sağlık bakanından birisi olduğumu söylemiş, kabine değişiklik söylemlerinde yalanlayarak bunlar dedikodudur diye reddetmişti. Hal böyleyken üzerinden yaklaşık 10 gün geçtikten sonra beni görevden almasının gerçek nedenini herkes gibi ben de merak etmekteyim. Görevde olduğum 2 yıla yakın süre içerisinde pek çok iyi ve kötü şeyi halkımızla birlikte yaşadık. Önemli projelere imza attığımız gibi hastane yangını ve yüzyılda bir rastlanan küresel bir salgınla da mücadele etmek zorunda kaldık. Son derece yoğun ve zorlu bir süreçten geçmiş olmamıza rağmen yorgun olduğumu asla düşünmüyorum. Aklınızda sadece halka hizmet varsa ve mücadele ettiğiniz şey toplumun sağlığıysa yorulma lüksünüz de olamaz. Tüm olumsuzluklara ve ülkemizin imkansızlıklarına rağmen bu ağır süreçlerle yılmadan mücadele ettik, etmeye de devam ediyorduk. Şu an elimizde bulunan istatistiki ve bilimsel veriler son 2 ayda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dünyada pandemi mücadelesi veren ülkelere göre göreceli olarak durumumuzun hala iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Değerli kardeşlerim, kendimi size anlatmaya çok fazla ihtiyaçlı olduğunu düşünmüyorum. Halkın içinden geldim ve nereden geldiğimi unutmadım. Makamlar gelip geçicidir. Bir siyaset insanının hayatı boyunca sahip olacağı en büyük zenginlik ise halkının kendisine duyduğu güven ve sevgidir. Görev süren boyunca hep bu güvene layık olmak için çalıştım. Adımın önündeki sıfata uygun olarak milletin vekili olmaya, milletin bakanı olmaya hep özen gösterdim. Elbette bu süre içerisinde yaptıklarımız kadar yapamadıklarımız da olmuştur. Yine bu dönemde evimizden, ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzak kaldığımız günler hatta aylar da olmuştur. Ancak hem ben hem de çalışma arkadaşlarımın her şeye rağmen azimle çalışmaya devam ettik ve bu süreçte ciddi hatalar yapmadık. Eğer ciddi hatalar yapmış olsaydık pandemi mücadelesinde durumumuz çok farklı olurdu. O yüzden bazıları tarafından sadece iyi insandır ama iyi bakan değildir şeklinde bizi karalamaya, yaralamaya yönelik düşüncelerini kabul etmem mümkün değildir. Buna benzer süreçlerde insanlar değil rakamlar konuşur. Rakamlarda her şeyi açıkça ortaya koymaktadır. Bu süre zarfında
ne Hipokrat yeminimi ne de Yüce Meclis'in kürsüsünden ettiğim milletvekili yeminimi ihanet etmedim. Üretmiş olduğumuz kararların tamamına yakınını Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda aldık. Bir sağlık bakanının önceliği toplumun sağlığını korumaktır. Ekonomistlerin görevi de ekonomiyi korumaktır. Bazen bu ikisi birbirini etkiler noktaya gelmiş olabilir, ancak en sonunda bir karar vermek zorunda kaldığımızda seçimimizi insan hayatından yana kullandık. Bu konuda asla pişman değiliz. Görevde bulunduğum süre zarfında bir yolsuzluğu da bir hukuksuzluğu da tevessül etmedim. Halkın parasının haksız bir şekilde birilerinin cebine girmesine de müsaade etmedim. Alnım açık başladığım görevimi yine alnım açık devrediyorum. Her ne kadar son dönemlerde beni görevden aldırmak için bir takım kişiler veya gruplar marifetiyle medya üzerinden şahsıma karşı bir itibarsızlaştırma operasyonu başlatılmış olsa dahi halkımız her zaman olduğu gibi bana sahip çıkmış ve bu yola tevessül edenlere de gereken cevabı vermiştir. Görevden alınma kararının toplumun çıkarına, sağlığın etkin yönetimine ve pandemi sürecine katkı sağlamaya yönelik atılan bir adım olarak görmüyorum. Bu kararın alınmasına yönelik aşı konusunun öne çıkarılması bir mazeret arayışından başka bir şey değildir. Ortaya koyduğumuz aşı programı bugüne kadar yapılan aşılama ve özellikle yerel yönetimlerle ortaya konan işbirliğinin ne kadar etkin çalıştığını halkımız görmektedir ve bilmektedir. Bu programa destek veren tüm belediyelerimize buradan teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu zorlu süreçte şahsıma yol arkadaşlığı yapan, sahada canları pahasına mücadele eden tüm yakın çalışma arkadaşlarıma, tüm doktorlarımıza, tüm hemşirelerimize ve diğer sağlık çalışanlarına, bu süreçte bizlere katkı koyan, tüm paydaşlara, bağışları ve katkılarıyla mücadelemize destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliyorum. Partimiz milletvekillerini, bir önceki hükümette görev yaptığım başbakan ve bakan arkadaşlarıma, son hükümet döneminde görev yaptığım yine bakan arkadaşlarıma, bir önceki dönemde hükümette adeta bir denge unsuru olan ve sürecin doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesine önemli katkı sağlayan Halkın Partisi'ni, geleneksel muhalefet anlayışını bir kenara koyarak toplum sağlığı adına yürütülen tüm çalışmalara destek veren, görüş, öneri ve düşünceleriyle bize yol gösteren, başta ana muhalefet partisi CTP olmak üzere tüm muhalefet partilerine ve milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, bu zorlu süreçte en sıkıntılı günlerimizde pandemi hastanesi gibi bir yapıyı çok kısa sürede tamamlayarak Kıbrıs Türk halkının hizmetini sunan, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere emeği geçen herkese kendim ve halkımız adına teşekkürü bir borç biliyorum. Pandemi süreciyle en etkili mücadele yöntemlerinden biri olan aşıyı Kıbrıs Türk halkı ile paylaşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve siz halkımıza bu süreçte şahsıma karşı duyduğunuz güven, verdiğiniz destek, sürecin yönetilmesine yaptığınız katkılar ve ortaya koyduğunuz fedakarlıklarından dolayı yürek dolusu sevgilerimi sunuyorum. Kimsenin kuşkusu olmasın, milletin vekaletinin ve sorumluluğunun bilinciyle milletvekilliği görevimi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğim. Tüm bu süreçte az dahi olsa halkımız üzerinde bir hakkım varsa tüm hakkımı onlara helal ediyorum. Halkımın benim üzerinde hakkı çoktur. Onlardan da tüm haklarını bana helal etmesini rica ediyorum. Bu vesileyle kabineye yeni atanan bakan arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyor. Sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli için Güzel Yurt'ta bir grup vatandaş Pilli'ye destek mesajları verdi. Grup sözcüsü hem Ali Pilli'ye destek vermek hem de bölge halkının sorunlarını anlatan bir basın açıklaması yaptı. Ulusal Birlik Partisi Güzel Yurt Milletvekili Ali Pilli'nin Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasının ardından sosyal medya üzerinden Ali Pilli'ye destek kampanyaları başlatıldı. Kampanyalar sırasında öne çıkan Doktor Ali Pilli'ye destek isteyen grubun üyeleri Güzel Yurt ve Lefke bölgelerinde eyleme gideceklerini açıkladı. Ancak Ali Pilli'nin isteği üzerine basın açıklaması yapıldı, bölge sorunları dile getirildi. Bildiğiniz üzere geçen gün yaşanan gelişme sonucunda bir yıldır büyük fedakarlıklarla emekler harcayan Güzelyurt Bölge Milletvekilimiz ve Güzelyurt Bakanı, Sağlık Bakanı Sayın Doktor Ali Pilli'nin görevden alınmasına tepki olarak ve Güzelyurt'tan hiçbir bakanın, Güzelyurt Lefke Bölgesi'nden hiçbir milletvekilinin bakan olarak kabinede görev almamasını ve ayrıyeten Güzelyurt Lefke Bölgesi'nin de birçok sorunlarının olmasını göz önünde bulundurarak bir kitlesel eylem organize etmeye karar vermiştik. Gelen olumlu tepkiler neticesinde katılımın yoğun olacağı da göz önünde bulundurularak
Sağlık Bakanı, eski Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Ali Pilli'nin haricası üzerine bu dönemde pandemi koşulları göz önünde bulundurularak kitlesel, yığınsal bir eylemin pek sağlıklı olmayacağını dile getirerek bizden bu eylemi bir basın açıklamasıyla yapılmasının daha uygun olacağını, hatta iptal edilmesini rica etti. Ancak biz tabii Sayın Sağlık eski Bakan Ali Pilli'ye desteğin yanında Güzel Lefke bölgesinin ve genelde de ülkenin sorunlarını dile getirme adına bir basın açıklaması, bir eylem yapma organizasındaydık. Ali Pilli'nin görevden alınmasının devlet ciddiyetine yakışmadığı öne sürüldü. Tabii ki yaklaşık bir aydan beri çeşitli bir manipülasyonlarla ortaya atılıyordu Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli'nin görevden alınacağı konusu, ama tabii ki sürpriz oldu. Kendisine de sürpriz oldu. Bu tabii devlet ciddiyetine pek yakışmadı. Bu konuda ülkenin içerisinde bulunduğu sorunlarda koltuk kavgası, dediğimiz gibi koltuk değişimleri yerine icraat bekliyoruz biz. Covid salgınından tüm dünya olduğu gibi Kıbrıs'ın kuzeyi de olumsuz yönde etkilendi. Pandemi dolayısıyla işleri bozulan ya da kısıtlama kararı ile iş yerleri kapanan yüzlerce esnaf bir an önce bu salgından çıkmayı bekliyor. Kanal T Haber Güzelyurt bölgesinde esnafa mikrofon uzattı. Onların tek isteği var: bu salgından bir an önce çıkmak ve normal hayata dönmek. Malum alınan kararlarda, Bakanlar Kurulu kararında Güzelyurt'ta açılım da söz konusuydu. Esnaf bugün itibariyle Güzelyurt'ta kepenklerini açtı. Bizler de Kanal T Haber olarak esnafı ziyaret ettik. Duygu ve düşüncelerini aldık. Sorunları neler, sıkıntıları neler? Bu 3 haftalık pandemi süreci nasıl geçti esnaflar için? Bunları sizler için kısa bir haber VTR'si hazırladık. Şimdi ekranlarınıza getiriyorum. Evet efendim, kısmi yasağın kalkmasının ardından siz de dükkanlarınızı açtınız. Öncelikle hayırlı işler. Nereye söyleyeceksiniz? Sevinçliyiz tabii. Dükkanlarımızı tekrar Allah nasip etti açıyoruz. İnşallah bu hastalık belası da böyle erken adadan, böyle dünyadan kalkar da böyle insanlar rahat ederler. Öyle yani. Mutluyuz. Peki bu Covid nasıl etkiledi sizi esnaf olarak? Bütün işlerimiz kaldı. Ekonomik olarak da etkilendik. Benim gibi birçok esnaf, herkes etkilenmiştir yani bu Covid'den. Allah'tan hayırlısı. Öncelikle hayırlı işler. Uzun zaman sonra dükkanınızı açtınız. Ekmek tekleriniz işlemeye başladı. Neler söyleyeceksiniz? Hayırlısıyla başladık bugün. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda her şey yoluna girer. Bu vakalar azalır, işlerimiz de düzelir. Çünkü inanılmaz derecede etkilendik. En kısa sürede her şeyin yoluna girmesi dileğiyle başlıyoruz bugün. Hakkımıza hayır. Göreceğiz bakalım. Evet efendim, uzun aradan sonra dükkanları açtınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Zor süreçlerden geçiyoruz hepimiz için. Esnaflar biliyorsunuz bu süreçleri atlatmak için zaman isteyecek. Çünkü insanlarımızın alışması ve bizim bu süreci atlatmamız zor olacak. Dilerim inşallah bundan sonra önümüzdeki aylarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki nasıl geçti sizin için bu Covid-19 dönemi? Benim için çok iyi geçti. Çünkü sonuçta aileme vakit ayırmam gerekirdi. Onu ayırdım. Onları yapmam gereken işlerimi yaptım. Zor olan süreçte zamanımı mutlaka iyi değerlendirmeye çalışan bir insan oldum. Peki ekonomik olarak? Ekonomik olarak da biraz sarsıldık. Çünkü biliyorsunuz burası kira, kiralar içerisindeyiz. Bizim için çok zor, inanılmaz çok zor. Çünkü iki mağaza sahibim ve onların kirasını ödemekte zorlanıyoruz. Artı gelirimiz ve giderlerimiz çok var. O yüzden yeni gümrükten gelecek olan mallarımızı bekletmede bıraktık. Bilmiyorum yani, inşallah hepimiz için güzel olur. Kısmi açılma bugün itibariyle gerçekleşti. Güzellik bölgesinde bir hareketlenme başladı. Siz de uzun zaman sonra dükkanınızı açtınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani bu pandemi süresince evimizde geçirdik. Tabii ki çocuklarımızla vakit geçirdik. Ama açılması iyi oldu tabii ki. Güzel halkı için de, hepimiz için de. Çünkü yani ister istemez etkileniyor insanlar. Ama yine de hani aileyle birlikte geçirdiğimiz sürelerde tabii ki bizim için daha çok bağlanır aileler birbirlerine. Ama açılması tabii ki hepimiz için çok iyi oldu. Ekonomik olarak nasıl etkilendiniz bu süreçte? Ekonomik olarak herkesin etkilendiği gibi tabii ki de.
bazı zorluklar oldu. İş yerleri açıldı ama ortada hiç insan yok. İnsanlar maddi ve manevi çok zor durumdadır. Herkes evine ekmek, süt götürme derdindedir. Keşke ay sonuna kadar kapalı kalsaydı. Zaten 3 haftadır evdeyiz. Bir hafta daha evde kalabilirdik. Hiçbir sakıncası yoktu. Hastalık da bayağı ilerlemiş. Yani herkes, esnaf da çok zor durumdadır. Çalışanlar da, evde kalanlar da çok zor durumdadır. Bilmiyorum. Hakkınızda artık hayırlısı neyse o olsun. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyim gerçekten. Güney Kıbrıs'a ilmanan Sandal İlmeği gazetesinin haberinde Denktaş ve Tatar arasında paralellik kurmak kolay başlıklı bir haber yayınladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hızlı düşünen, yeniliklere açık ve Türk milletinin bir parçası olduğu inancına bağlı bir lider olarak tanımladı. Güney Kıbrıs'a yayınlanan Sunday Mail gazetesinin Denktaş ve Tatar arasında paralellik kurmak kolay başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hızlı düşünen, yeniliklere açık ve Türk milletinin bir parçası olduğu inancına bağlı bir lider olarak tanımladı. Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar'la ilgili olarak ayrıca güçlü bir iki devletli çözüm destekçisidir. Tatar'ın siyasi kariyeri 2000'lerin başında Kıbrıs'a döndükten sonra ciddi şekilde başladı. 2018'de Ulusal Birlik Partisi'nin lideri olunca da hız kazandı ifadelerini kullandı. Söz konusu haberde Tatar kimdir ve siyasi felsefesi ve değerlerini paylaştığı Kıbrıs'ta Türk Cumhurbaşkanları Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu ile nasıl kıyaslanır sorusu da sorulurken şu yanıtlar yer alıyor. Üçü de Türk milliyetçisi ve Kıbrıs Türk siyasi yelpazesinin bu tarafını temsil ediyor. Sunday Mail haberinde devamla Denktaş ve Tatar arasında pek çok paralellik görüldüğüne de vurgu yaparken Tatar, Denktaş gibi çok akıllı, oldukça aktif ve açık sözlü, hızlı düşünür, yenilikçidir ve yeni görüşlere sahip olmaktan çekinmez. Her üç Kıbrıslı Türk lider de Kemalist, üçü de Türkiye'yi seviyor ve Türkiye'ye çok bağlılar. Bu üç lider Türk milletinin bir parçası olduklarına, onun Kıbrıs'taki uzantısı olduklarına içtenlikle inanıyorlar. Onlara göre Türkiye 1571'den beri Kıbrıs'ta var ve Kıbrıslı Türkler adada bir azınlık değil, ev sahibi. Bununla bağlantılı olarak müzakereler söz konusu olduğunda bazı açık kırmızı çizgiler var. Tümü içinde Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğü olmazsa olmazdır ifadelerine yer verdi. Yine söz konusu haberde Cumhurbaşkanı Tatar'ın, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın düşünce okulundan yetiştiği de belirtilirken, babası Rüstem Tatar'ın da bir politikacı ve Denktaş'la çok yakın çalışan birisi olduğu belirtilirken, Ersin Tatar'ın Denktaş'ın politikalarıyla ve fikirleriyle büyüdüğü ve damarlarında bunların dolaştığına vurgu yapıldı. Haberde Ersin Tatar, Denktaş'ın doğal bir takipçisidir, müzakereler için oluştuğu ekibe bir bakın, Denktaş'la çalışan aynı kişiler, hem Denktaş hem de Eroğlu federal çözüme giden kapıyı asla kapatmadı, oysa Tatar buna inanmıyor. Bu modelin 52 yıldır başarısız olduğunu ve terk edilmesi gerektiğini, yeni fikirlerin ve yeni modellerin tartışılması gerektiğini söylüyor ifadeleri de yer aldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün hükümet muhalefet tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Ali Pili'nin görevden alınma şeklini sert şekilde eleştiren muhalefet partilerin hedefinde Başbakan Ersan Saner vardı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler hakkında yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. UBP Milletvekili Ali Pilli kürsüye çıkarak bakanlık döneminde kendisine verilen desteğe teşekkür etti. Pilli ayrıca Başbakan Ersan Saner'e bir televizyon kanalında kendisi için kabinede uyuyoruz açıklamasını söyleyip söylemediğini sordu. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, memleketin halleri başlıklı konuşma yaptı. Sözün bittiği yerde izleyen Özyiğit, bunun genelde acı kayıplar sonrasında söylenen bir söz olduğunu işaret etti. HDP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümete krizi yönetmekle ilgili tam anlamıyla sınıfta kalmış durumdadır, yapılması gereken ne varsa tersini yapmıştır eleştirisine bulundu. CHP Genel Başkanı Erhürman da söylenenlere kulak asılmadığını, bu nedenle yapılacak konuşmaların anlamını yitirdiğini, halk içinde durumun aynı olduğunu belirtti. Maliye Bakanı Dursun Oğuz kürsüye çıkarak eleştirileri yanıtladı. Harcama ile ilgili planların hazır olduğunu söyleyen ve harcama kalemlerini sıralayan Oğuz, mali protokol ile ilgili bilgiyi Başbakan Ersan Saner'in vereceğini belirtti. Mali anlamında ülkenin en zor zamanlarından geçtiğini kaydeden Oğuz, borçlanmaya gidildiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti. Ek kaynak gerektiğini söyleyen Oğuz, Merkez Bankası'nın %8 faizle 2 milyon TL sağlayacağını kaydetti.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Başbakan Saner açıklamalarda bulundu. CTP Milletvekili Erkut Şahali'nin Ali Pili ile ilgili uyuduğu yönünde bir ifadede bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu üzerine Saner, Ali Bey ile ilgili öyle bir açıklamam yok. Grup toplantımız var, kendi aramızda konuşur, anlaşırız ama böyle bir ifadem olmadığını çok net ifade etmek istiyorum dedi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Başbakan Ersan Saner açıklamalarda bulundu. Saner'in hükümete geldiği günden itibaren attıkları adımları anımsatması muhalefetin tepkisine yol açtı. Bunun üzerine meclise sesler yükseldi. Saner dinlemek istemeyen çıkabilir dedi. Daha sonra konuşmasına devam eden Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kapanma yönünde tavsiyede bulunduğunu, bakanlık müsteşarlarını üst komiteyle toplantıya gönderdiklerini belirterek muhalefetin ısrarlı soruları sonrası kapanma kararını bir hafta geç aldıklarını kabul etti. Günlük test sayısını ortalama 2500'den 5000'e çıkardıklarını ifade eden Saner, CTP Milletvekili Sıla Usar İnceli'nin açılım ve açılımın devamı açısından hızlı antijen testi ile ilgili sorusu üzerine PCR'ın çok daha güvenli olduğunu, antijen testleri ile PCR testlerinin fiyatları arasında ciddi bir fark olduğunu ifade etti. CTP Milletvekili Erkut Şahali'nin Ali Pilli ile ilgili uyuduğu yönünde bir ifadede bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu üzerine Saner, Ali Bey ile ilgili öyle bir açıklamam yok, grup toplantımız var, kendi aramızda konuşur anlaşırız ama böyle bir ifadem olmadığını çok net ifade etmek istiyorum dedi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel son Covid tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saat yapılan test sayısının 5907 olduğunu, 16 pozitif vakaya rastlandığını ve 31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Üstel, 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile yurda geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduklarını ve bu süre içerisinde gözlem altında bulunduklarını, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. Üstel vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne, 2 kişinin de Gazimosa bölgesinden olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve beraberindeki kamu hekimleriyle yaptığı görüşmede ülkedeki genel sağlık durumu, ulusal aşı programı ve hastanelerdeki kapasite durumu konuşuldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve beraberindeki kamu hekimlerini kabul etti. Görüşmede ülkedeki genel sağlık durumu, ulusal aşı programı ve hastanelerdeki kapasite durumu değerlendirildi. Başbakanlık döneminden beri tıp işle temaslarının sürekli devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, o dönemde devralınan Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nin bir an önce sağlık sistemine kazandırılması ve hizmete girebilmesi için gerekli ihale sürecinin tamamlanmasının önemine vurgu yaparak gerekli işlemlerin başlatılması konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Doktor Varış ve beraberindeki kamu hekimleri Tatar'a bu süreçte göstermiş olduğu alakadan dolayı teşekkür etti. Türkiye'de ilaç fiyatlarına gelen zammın ülkedeki ilaç fiyatlarına da yansıması ilgili konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Doktor Eczacı Umut Öksüz, ilaç fiyat artışından direkt olarak ülke vatandaşı etkilenecek olmasının sorumlusu, ülkenin sağlık ve ilaç sektörünü günübirlik çözüm yolları ile yöneten yetkililerindir, dedi. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Türkiye'de hafta sonu ilaç fiyatlarına %20 oranında yapılan zammın güncel olarak ülkede uygulanmaya başlandığı, vatandaşı direkt olarak etkileyeceğini açıkladı. Eczacılar Birliği, ülkede gerek özel eczanelerde gerekse devlette bulunan ilaç stoklarının yaklaşık %75'inin Türkiye menşeli ilaçlardan oluşmakta olduğunu, bu anlamda Türkiye'de hafta sonu yürürlüğe giren ilaç fiyatlarındaki artışın, ülkedeki tüm online ilaç sistemi programlarının Türkiye'ye entegre olmasından dolayı güncel olarak ülkeye de uygulanmaya başlandığını belirtti. Eczacılar Birliği, ülkenin sağlık ve ilaç sektörünü günübirlik çözüm yollarıyla yöneten yetkililerin henüz hayata geçiremedikleri ilaç takip sistemi, otomasyon sistemi ve genel sağlık sigortasının olmamasından dolayı ilaç zammından direkt olarak ülke vatandaşlarının etkileneceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Müzakere Heyeti üyesi Profesör Doktor Hüseyin Işıksal, Anadolu Ajansı'nın yaptığı değerlendirmede Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeleri analiz etti. Yunanistan ve Rum kesimi çözüm değil, taviz peşinde, dedi.
Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı ve Müzakere Heyeti Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Işıksal, Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeleri analiz etti. Işıksal, Türkiye'nin son zamanlarda Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden canlandırma çağrısını ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki sorunların çözümü için uzatılan dostluk elini zafiyet ve yayılmacı siyasetler için fırsat olarak algılayan Rum-Yunan tarafı, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta çözüm değil taviz peşinde. Üstelik uluslararası ve bölgesel konjonktürü iyi okuyamayan bu iki ülke hala AB üyeliği kozunun Türk tarafından taviz koparacağı yanılgısı içindedir, dedi. Işıksal sözlerine şöyle devam etti. Oysa Türkiye'nin her geçen gün büyüyen siyasi, askeri ve ekonomik gücünü görmezden gelerek her ne kadar aynı organizasyon içinde olsalar da çoğu önemli AB ülkesinin Yunan tarafı hatırına Doğu Akdeniz'deki en önemli ve stratejik aktör olan Türkiye ile karşı karşıya gelmeyeceğini er veya geç anlayacak olan Rum-Yunan ikilisini ileride daha da sıkıntılı günler bekliyor. Sonuç olarak Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları sorununun çözülmemesi halinde bölgenin daha büyük siyasi krizlerle karşılaşacağı aşikardır. Böylesine büyük bir siyasi karışıklıktan hiçbir taraf yarar sağlamayacaktır. Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını aktif bir şekilde savunmaya devam etmesi aynı zamanda sahada verdiği mücadeleyi ve bölgesel ülkelerle işbirliğini artırarak aleyhine kurulmaya çalışan ittifakı bölmesi Yunan tarafının taviz hayallerinin gerçeklerle yüzleşmesine büyük katkı sağlayacaktır, dedi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim kanalı olan internet çok fazla geniş alanlara ulaşma imkanı sunmakta. Işıl Reklam bünyesinde kurulan Mr. Order uygulaması müşterilere temassız alışveriş hizmeti sunuyor. Mr. Order kurucuları İnan ve Güven Taşçı kardeşler sanal uygulamayı Kanal T Haber'e anlattı. Işıl Reklam bünyesinde kurulan temassız online alışveriş hizmetiyle vatandaşlar birbirinden farklı ürün seçeneklerini kapıda teslim alabilecekler. Mr. Order kurucularından Güven Taşçı, nüfusun yetersiz olduğunu ancak ciddi potansiyel ve talep olduğunu kaydetti. Tabii ki memlekette nüfus söz konusu. Aynı kilometre karede biz İstanbul'da olmuş olsaydık veya Ankara'da olmuş olsaydık 3-4 milyon insana hizmet vermiş olacaktık. Maalesef yetersiz nüfusun da verdiği profesyonel bir hizmet vermek istediğimiz için şu an 32 kişiyiz sistemde. Kendimiz finanse etmek zorundayız. Halen daha da kendimiz finanse ediyoruz. En büyük derdimiz de o. Taşçı kurulan yeni sistemde canlı destek ekibinin müşterilere geri dönüşümün önemli olduğunu şu sözlerle anlattı. İnsanlara birebir geri dönüşü sağlamaktı en büyük amacımız ve bu da bizi çok ileriye götürdü. Direkt bir sorun olduğunda arayıp bilgi vermek, insanlara karşı dönüp cevap vermek, olmazsa da olmayacağını söylemek veya olursa şu olabileceğini söylemek, eksik ürünse de onların bilgisini vermek. Yani çok ciddi şekilde canlı destek ekibimiz var. Bunların her biri 3 dil konuşur. Mr. Order kurucularından İnan Taşçı da siparişlerde karışıklık çıkmaması adına telefonla sipariş aldıklarını söyledi. Uygulamayı indirmeniz gerekir öncelikle. Zaten sisteme dahil olmanız için uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Onun haricinde isterseniz WhatsApp'ı çok fazla tercih etmiyoruz ama alınabilir. Yani mesaj telefonla alınabildiği gibi. Fakat sistem üzerinde yazışma da yapılabilir ki online chat'ı bu şekilde yapıyoruz ve siparişi alıp hemen telefonla dönüş sağlayabiliyoruz. Çünkü bazen mesajlarda karışmalar da yaşanabiliyor. Veya mesajlarda yazdığınız cevabı işte ben bunu demek istememiştim gibi şeyler yaşanmaması için biz direkt telefonla, yani işi garantiye bağlamak adına telefonla geri dönüş yapıyoruz. Bir dakika içerisinde gelen siparişin bir dakika içerisinde hemen müşteriye dönüşümüz gerçekleşiyor. Yani ciddi bir ekip var bunun arkasında. Peki verilen sipariş ne kadar zamanda kapımıza geliyor ve ödemeler nasıl gerçekleşiyor? Bu ürünün tipine göre değişiyor. Market ürünü ise 1,5 saat, 2 saat içerisinde. İşte restoransa yarım saat içerisinde teslim ediyoruz ama bu 45 dakikaya veya yine çok yoğunluğa göre 1 saate de bulabildiği zamanlar olabiliyor ama ortalama 30 dakika, 35 dakika arasıdır. Tabii ki her çeşit kapıda ödemeden tutun da online ödeme, cash ödeme, kredi kartı ödeme müşterimiz nasıl arzu ediyorsa hizmeti o şekilde alabiliyor, o şekilde ödemesini yapabiliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karayolu master planı kapsamında 300 kilometrenin üzerinde yol ve iyileştirme çalışmaları sayesinde modern ve güvenli ulaşım ağı ile donatılacağını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak KKTC'nin karayolu master planı kapsamında 300 kilometrenin üzerinde yol ve iyileştirme çalışmaları sayesinde modern ve güvenli ulaşım ağıyla donatılacağını ifade etti. Kara İsmailoğlu açıklamasında şunları söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karayolu master planı kapsamında 300 kilometrenin üzerinde yol ve iyileştirme çalışmaları sayesinde modern ve güvenli ulaşım ağıyla donatacağız. Kıbrıs Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin göz bebeği. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte inşallah Kuzey Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili çok önemli adımlar atacağız bundan sonra. Bu master plan ve peşinden imzaladığımız protokol Kıbrıs'ın özellikle karayolu ulaşımı için çok önemli yatırımlar var işin içerisinde. Bugünkü imzaladığımız protokolündekinde 300 kilometrenin üzerinde yol var. Bu yollarda hem iyileştirme, yapım, bölünmüş duble yollar da var içerisinde. İnşallah Kıbrıs'a rahat, güvenli, konforlu bir ulaşım ağına kavuşturacağız en kısa zamanda. Özellikle yıllardır kangren haline gelen Refkoşa çevre yolunu kısa sürede tamamlayıp Covid sürecindeki bu hareket kısıtlı zamanını belki fırsata çevirip bu projeleri bu arada bitirip İnşallah Covid sonrasında çok hızlı bir şekilde Kıbrıs'ı hazırlamanın çabası içerisindeyiz. Bültenimiz dünyanın öne çıkan bazı gelişmelerle devam ediyor. Avustralya'da aşı karşıtları gösteri düzenledi. Koronavirüse karşı aşılama kampanyasının yarın başlayacağı ülkede yüzlerce kişi aşılama programını protesto etti. Melbourne, Sydney ve Brisbane başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde protestocular "Benim bedenim, benim kararım" yazılı pankartlar taşıdı. Melbourne'deki gösterilerde bazı gruplar ve polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Birçok gösterici ise gözaltına alındı. Avustralya'da Pfizer-BioNTech tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşı ilk olarak Sydney'in kuzeybatısındaki bir tıp merkezinde yaşlı bakım evinde yaşayan 84 yaşındaki Jane Manisiak'a yapıldı. Manisiak ardından Başbakan Scott Morrison'la yaşlı bakım evinde yaşayanlar ve bir grup sağlık personelinde aşı oldu. We are İspanya'da rapçi Pablo Hasél'in 16 Şubat'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar 6. gününde devam ediyor. Protestolar özellikle Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona şehrinde aralıksız devam ediyor. Sokaklara dökülen binlerce Hasél destekçisi, Hasél'in serbest bırakılması yönündeki çağrılarını yineledi. Polis ve protestocular arasında tansiyon yükselmesiyle sokaklar yeniden savaş alanına döndü. Ulusal polis merkezinin önünde nöbet tutan polis memurlarına taş ve şişelerle saldıran göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. İspanya'da protestoların başlamasından bu yana 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Akdeniz'de bir yük gemisinden petrol sızıntısı meydana geldi. Sızan petrol, İsrail'in neredeyse tüm Akdeniz kıyılarında kirliliğe neden oldu. İsrail Sağlık, İçişleri ve Çevre Koruma Bakanlıkları büyük bir petrol kirliliğinin ardından halkın bir sonraki duyuruya kadar ülkenin tüm plajlarından uzak durmasını istedi. İsrail Çevre Koruma Bakanı Gilad Gamliel yaptığı açıklamada sızıntı anında bölgede 9 geminin bulunduğunu ve sızıntının meydana geldiği gemiyi tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini aktardı.
Libya'nın başkenti Trablus'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya yapılan suikast girişimine ait görüntüler ortaya çıktı. Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Başağa'nın yerel saatle 15 civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna gittiği sırada seyir halindeki araçtan konvoyuna ağır silahlı ateş açıldığı belirtildi. Başağa'nın saldırıdan herhangi bir yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bakanlık, silahlı grupla çatışmaya girilmesi sonucu bir korumanın yaralandığını, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiğini ve iki saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Nijerya'nın başkenti Abuja'da hava kuvvetlerine ait King Air 350 tipi yolcu uçağı motor arızası nedeniyle Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarında düşmüştü. Hava kuvvetleri sözcüsü Ibikunle Daramole kazanın ardından yaptığı açıklamada ilk müdahale ekipleri olay yerinde ne yazık ki uçakta bulunan 7 personelin tamamı kazada öldü dedi. Bültenimizin sonuna geldik. Bültenimizin sonunda haber özetlerini yeniden paylaşıyoruz. Esen kalın. Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pirli için Güzelyurt'ta bir grup vatandaş Pirli'ye destek mesajları verdi. Grup sözcüsü hem Ali Pirli'ye destek vermek hem de bölge halkının sorunlarını anlatan bir basın açıklaması yaptı. Kanal T Haber Güzelyurt bölgesinde esnafa mikrofon uzattı. Onların tek isteği var, bu salgından bir an önce çıkmak ve normal hayata dönmek. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda hükümet muhalefet tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Ali Pirli'nin görevden alınma şeklini sert şekilde eleştiren muhalefet partilerinin hedefinde Başbakan Ersan Saner vardı. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaç fiyat artışından direkt olarak ülke vatandaşı etkileyecek olmasının sorumlusu, sağlık ve ilaç sektörünü günübirlik çözüm yolları ile yöneten yetkililerindir, dedi. Kıbrıs Türk basın örgütleri emek ve haber hırsızlığı konusunda ortak açıklama yayımladı. Bu soruna karşı birlikte mücadele etme kararı alındığını duyurdu.